Böyle bir yasa çıkarılmasına kesinlikle karşıyız. Karşıyım. Hani canları katlederek uyutulmak söz konusu bile olamaz. Yani ne, adına uyutmak dedikleri şey aslında katletmek. Hani bizler daha önce barınaklarla ilgili her zaman ölüm kapları dedik. Yıllarca mücadele verdik. Bir sokakta, iki alanda beslediğim 20 canım var. Yıllardır bu işi 17-18 senedir yapıyorum. Ve zevkle yapıyorum. Onları severek yapıyorum. Onların yaşam hakları var. Nasıl ki bizlerin yaşam hakkı varsa onların da var. Böyle bir yasayı kabul etmiyorum. 30 günde hiçbir sokak hayvanı sahiplenemez. Mümkün değil bu. Ben burada aslında yeryüzünü paylaştığımız tüm hayvanlar için buradayım ama konu köpekler, tırnak içinde başıboş köpekler olduğu için köpekler için buradayım. Yeryüzünü onlarla paylaştığımız halde güvenlik anlayışı sadece insanlar üzerinden kuruluyor. Hayvanların ölümünün önünün açılmasını asla yani tasvibi bırakın, hani kabul edebileceğimiz bir şey asla değil bu. Yasa çıksa dahi mücadelemiz devam edecek. Hani yasa çıktı şey yapalım diye bir durum yok. Yasa çıksa dahi benim gözümde meşru olmayacak hiçbir zaman. Şimdi şöyle, biliyorsunuz Erdoğan'ın son açıklamalarıyla Türkiye'deki hayvan hakları ayağa kalkmış durumda. Yapılan açıklamanın özeti aslında şu: münferit yaşanmış olaylar sebebiyle özellikle sokak köpeklerinin kimi insanlarımıza verdiği zararlardan dolayı sokaktaki köpekleri toplayıp sahiplenenleri sahiplendirmek, sahiplenmeyenleri de öldürmek istiyorlar. Açıkçası uyutma falan değil, öldürmek istiyorlar. Türkiye tarihi hayvan hakları savunması ile ilgili çok derin tarihi vardır. Cumhuriyet tarihi boyunca da bütün sokaklarda, bütün mahallelerde hayvanseverler sokaktaki canlı hayata, canlarına sahip çıkmışlardır. Bunun uygulanması mümkün değildir. İngiltere örneğini gündeme getiriyorlar. İngiltere örneği Türkiye gibi kıyaslanacak bir şey değildir. Çünkü bizim insanlarımız doğada bütün insanlarla, bütün canlı hayatta yaşamayı benimsemişlerdir. Kedilerine, köpeklerine ve bütün canlı hayata önem verirler. O nedenle DEM Parti olarak da biz şiddete karşıyız. İnsanın da hayvanın da şiddetine karşıyız. Çözümün üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu münferit olayların yaşanması sadece hayvanların insana saldırısı değildir. Ülkemizde maalesef başta kadınlar olmak üzere her gün sokakta öldürülmektedir. Dolayısıyla alınacak tedbir hayvanlarla ilgili bir katliama dönüşme çerçevesinde asla ele alınamaz. Bu kabul edilemez. Sokak hayvanları tırnak içerisinde başıboş köpeklerin ne olacağıyla ilgili bir gündemimiz var. Bununla ilgili hayvan hakları yasası hemen şimdilerek aslında uzun zamandır doğa yaşam savunucuları da bir mücadele veriyorlar. Doğaya içkin olarak bir mücadele veriyorlar. Yaşama içkin olarak bir mücadele veriyorlar. Bununla ilgili çeşitli yasa taslakları daha evvel mecliste görüşüldü. Hayvan hakları savunucuları tarafından da ve 2019'da da buna ilişkin bir kanun taslağı da aslında parlamentodan geçmişti. Ama ne yazık ki hukukun, anayasanın rafa kaldırıldığı bir ülke gerçekliği içerisinde olduğumuz için fiili olarak çıkan yasaların herhangi bir yaptırımı olmadığı bir gerçekliğin içerisindeyiz. Dolayısıyla sokak hayvanlarıyla ilgili aslında bugün faşist rejimin inşası noktasında kendilerine statü kazandıracak, toplumda bir toplumsallaşma, nefretten doğru bir toplumsallaşmayı, hayvan düşmanlığı üzerinden işleyecek bir sürece ne yazık ki ihtiyaç duyduklarını görüyoruz siyasal olarak baktığımızda. Bu anlamıyla da meclisi de işlevsizleştirerek, yani yasama organının yasa yapma hukuku tümüyle yok sayan bir yerden biz medya aracılığıyla, kimi iktidar temsilcileri aracılığıyla sokak hayvanlarının uyutulması dedikleri, nazikçe öldürmeye, katliama böyle dedikleri bir gündemle iki gündür ne yazık ki cebelleşiyoruz. Öğreniyoruz ki komisyona herhangi bir gündem gelmeden, milletvekillerinin herhangi bir haberi olmadan, kamuoyunun bu konuyla ilgili uzun zamandır mücadele veren sivil toplumun ya da yurttaşlarımızın bir haber olduğu bir şekilde bir yasanın alelacele aslında meclisten geçirileceği ifade ediliyor. Bu anlamıyla özellikle bir milletvekili olarak şunu ifade etmek isterim.
28. dönemde vekil olduktan sonra şunu çok net bir şekilde gördüm ki ne yazık ki burası AKP-MHP çoğunluğuyla bir noter makamlığına dönüştürülmüş durumda. Araştırma önergeleri muhalefetin sürekli reddediliyor oy çokluğuna dayandırarak ve komisyona da hiçbir şekilde bilgi gelmiyor. Bir süredir bu sokak hayvanları sorunlarıyla yakından ilgileniyorum. Çünkü belediyeler görevlerini yapmadığı için, bu hayvanların kısırlaştırılıp yerlere bırakılma kanununu uygulamadıkları için, buna para harcamak istemedikleri için bu hayvanların popülasyonu oldukça arttı. Ancak şöyle bir durum var ki bu hayvanların %80-90'ı son derece uysal, insanla birlikte uyumlu yaşayan hayvanlar. Bunları yok edebilmek için birkaç yıldır planlı programlı olarak bir karşı görüş oluşturuldu. Bunlara başıboş hayvan ismi takıldı. Hayvan severlere itsever denildi. Ve halk karşı karşıya getirildi. Bu paralı olduğunu düşündüğüm trollerle sosyal medyada son derece ciddi çatışmalar ortaya çıkartıldı. Bu son derece planlı programlı yapıldı. Ve bu hayvanları ister uyutulma adı altında olsun, isterse uyutulma çıkarmadık, sadece toplayacağız desinler. Toplanılan hayvanlarda da Konya barınağı örneğinde gördüğünüz gibi bu hayvanlar bilinmeze gidiyor, öldürülmeye gidiyor. Bu bir vahşet. Bir vicdanlı olan hiçbir insan buna evet diyemez. Bugün mecliste görüşülen ölüm yasasını protesto etmek için buradayız. Bize göre bu karar tartışılamaz, olamaz, mümkün değil. En başta şunu söylemek istiyorum. Bu dini, siyasi değil, bu vicdani bir durum. Bu artık iyi insanlarla kötü insanların savaşı. Bu artık vicdanlı, merhametli insanlarla vicdansız, merhametsiz insanların savaşı. Müslüman bir ülkeyiz. Yaratılanı seviyoruz, yaradandan ötürü, ama bu sadece ağzımıza peleze olmuş. Yani gerçekleştiremiyoruz. Bu çok üzücü. Ben biraz önce konuşmamda da söyledim. Bu saatten sonra hayvanseverler bugüne kadar hep hümanist davrandı. Hep çözümcül yaklaşmaya çalıştı. Bu sorun kısırlaştırmayla çözülür dendi. Belediyeler, kurumlar gerekli görevlerini yapsalardı bugünlere asla gelinmeyecekti. Zaten burada mağdur sokak hayvanı, ama fatura da sokak hayvanına kesiliyor. Bu saatten sonra biz de sokağımızda, mahallemizde veya herhangi bir yerde hayvanları uyutmak için almaya çalışanların karşısındayız. Can vereceğiz, canlarımızı vermeyeceğiz. Artık bu noktaya geldik. Hani bundan sonra ceza mı almışız, başka şeyler mi olmuş? Biz de gerisini düşünmeden hareket etmek zorunda kalacağız. Çünkü hayvanseverler, inanın, gerçek hayvanseverler bugüne kadar bu ülkenin bir kaldırım taşına zarar vermemiş insanlardır. Ama biz bu kadar insancıl davrandıkça, merdiven altı üretimler durdurulmadı, pet shop, internet satışlarına el konulmadı, güçleri hep ağız olup dili olmayan sokak hayvanlarına yetti. Bu kabul edilebilir değil. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz buna susmayacağız. İsmim Aslı. Hayvan hakları aktivistiyim. Hayvan özgürlüğü için mücadele eden birisiyim. Burada olmamın sebebi bir fısıltı gazetesi şeklinde yayılan, bir fısıltıyla başlayan ama gerçekliğinin olduğunu da öğrendiğimiz, iktidardan yetkili kişilerin de hemen hemen teyit ettiği bir haberle ilgili. Sokak köpeklerinin tamamının toplatılarak 30 gün bekledikten sonra, barınaklarda tutulup 30 gün bekletildikten sonra eğer sahiplenmezlerse hepsinin zehirli iğneyle öldürüleceklerine dair bilgi nedeniyle buradayım. Uyutulacak deniyor ama tabii ki bu uyutma değil. Bunu herkes söylemiştir muhtemelen. Gene benzer şekilde acılı bir ölümdür aslında. Ve sağlıklı, hayatta olması gereken bir hayvanın hayattan iradesi dışında koparılmasıdır. Cinayettir, katliamdır. Bunun dışında burada olma sebeplerimden bir tanesi de aslında yaklaşık 3-4 sene önce mecliste Hayvan Hakları Komisyonu'nun bir raporu vardı. Şimdi aradan 2-3 sene geçti ve hiçbir ne kısırlaştırma yapıldı doğru düzgün, ne hayvanlar sağlıklarına kavuşturuldu, ne rehabilitasyon oldu. Ama şu anda o 3 sene önceki bilgiler yokmuş gibi, komisyon raporu yokmuş gibi, yani bütün milletvekillerinin üzerinde anlaşarak oluşturdukları bir rapordu bu. Bu rapordaki hiçbir içerik yokmuş gibi bugün hayvanları toplayalım ve öldürelim diyorlar. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Hem hak savuncusu birisi olarak kabul edilebilecek birisi değil, hem hayvan hakları savuncusu olarak kabul edilebilecek bir şey değil. Bu yüzden buradayım bugün.